Gary, thank you so much for taking the time. We appreciate it. Gary, çok teşekkürler bize vakit ayırdığın için. Sen birçok istihbarat yetkilisiyle görüştün. Bunlardan birçoğu 11 Eylül sırasında görev başındaydı. Acaba şu anda Washington'da 11 Eylül'e bakış nedir? Herkes bunun bir istihbarat hatası olduğunu mu söylüyor, yoksa sadece bir güvenlik ihlali olduğunu mu söylüyor? Neler söyleniyor şu anda? Aslında biri bir diğerini besliyor diyebiliriz. Yani bir istihbarat hatası yapılmadan güvenlik ihlali de olmaz. Tam tersi de doğru tabii. General Hayden'ın söylediği gibi bu samanlıkta iğne aramak gibi bir şeydi. Yani ellerinde belirleyici şey yoktu. Yani El-Kaide'nin aktif olduğu biliniyordu. Bir şeyler yapacağı biliniyordu. Ancak onda söylediği gibi bir hayal gücü eksikliği vardı. Ben bunun güzel bir ifade olduğunu düşünüyorum. Çünkü dışarıdan bakmazsanız ve sizin beklemediğiniz bir şeyi, düşündüklerini eğer hayal etmezseniz, o zaman ufkunuzu genişletemezsiniz ve normalde bakmadığınız yerlere bakmaya başlamazsınız. Bence olan buydu 11 Eylül'de. 11 Eylül öncesinde terörle mücadele daha çok ordunun bir işlevi gibi gözüküyordu. Acaba şimdi daha çok bir istihbarat işlevi olarak mı görülüyor? Aslında her ikisi de diyebiliriz. 11 Eylül'den önce evet terörle mücadele yapılıyordu. Terörle mücadele merkezi vardı CIA'de. Ancak aslında bu saldırıların saptanması ve onların önüne geçilmesi anlamında çalışan bir merkezdi. 1993'te Dünya Ticaret Merkezi ilk kez bombalandı. 11 Eylül öncesinde USS Cole Yemen'de bombalandı. Yine aynı zamanda Büyükelçilik bombalamaları vardı. Bütün bunlar olmuştu zaten, ancak 11 Eylül bunların en büyüğüydü. Dolayısıyla dışarıda böyle bir tehdit olduğunu biliyorlardı ve bunu takip etmeye çalışıyorlardı. Ancak dediğimiz gibi doğru sinyalleri doğru zamanda alıp da bunları birleştirme sorunu yaşamışlardı. Yani bu olacak diye belirgin bir şey bulamamışlardı. Ve askerin içinde, yani o biliyoruz, Ulusal Terörle Mücadele Merkezi var ve bütün bu bilgileri bir araya getirmeye çalışıyor. Aynı zamanda operasyonları da yönetmeye çalışıyor. Örneğin bir şeyin arkasından gidilecek ise mesela bu merkez yapmaya çalışıyor. 11 Eylül'den beri neler değiştiğini de konuşalım istiyorum. İstihbarat topluluğu içerisinde Amerika'da çok ciddi bir reform oldu tabii. Acaba izleyicilerimize nelerin değiştiğini söyleyebilir misin? Bence en önemli şeylerden birisi öncelikle Ulusal Terörle Mücadele Merkezi'nin kurulmasıydı. Bu merkez bütün bu kurumsal duvarları yıkmak için kurulmuştu. Çünkü Amerika'da aslında şöyle bir fikir vardır. İstihbarat iç istihbarattan farklıdır. Yani FBI, CIA'nin gittiği yere gitmez, tam tersi de olmaz gibi. Dolayısıyla bilgileri birbirleriyle paylaşmıyorlardı. Dolayısıyla ikisi arasında böyle bir iletişimsizlik vardı. Ve burada fikir aslında bütün bu kurumları bir araya getirmek, onlardaki bilgileri belli bir merkezde birleştirip orada bilgileri paylaşmaktı. Bu çok önemli bir konu. Aynı zamanda tabii bu bilgiyle ne yapılacağı konusu da çok önemli. Bu önemli bir engeldi yol üzerinde. Çünkü o kadar fazla bilgi geliyor ki bütün bunların işlemlenmesi, içlerinde ne olduğunun bulunması gerçekten çok zor. Aynı zamanda bir şey daha vardı. O da Ulusal İstihbarat Direktörlüğü'nün kurulmuş olmasıydı. Bu da bütün istihbarat toplumunu yönetici, gözlemleyecek bir kuruluş aslında. Bu daha çok sembolik diyebiliriz. Çünkü burada bütün istihbarat topluluğunun üzerinde olması beklenen bir isim var ve şunu yapmanız gerekiyor demesi gerekiyor bu kurumlara. Ancak elindeki böyle bir bütçe yetkisi yok. Dolayısıyla herhangi bir istihbarat kurumuna bir emir de veremiyor. Bu yine bu kurumlar arasında bir boşluk yaratıyor tabii. Temel görevi başkanın istihbarat danışmanı olması. Yani bütün bilgileri toplaması ve başkana bir briefing vermesi. Ama aynı zamanda CIA direktörü de, terörle mücadele merkezi direktörleri de başkanla benzer konuları konuşuyorlar. Tamamen kapılarını kapamış değiller. Dolayısıyla bu direktörün elinde daha fazla yetki olmadığı zaman bunun bir şekilde bu kadar karmaşık bir sistemi bir araya getirebileceğini zannetmiyorum. Terörle mücadelede bir bütün olarak değerlendirmek gerekirse istihbarat topluluğu var, savunma bakanlığı var. Bir şey daha var 11 Eylül'den sonra kurulmuş olan, o da İç Güvenlik Bakanlığı. Bu da bir başka aktör gibi gözüküyor tabii bütün bu denklemin içerisinde. Acaba
İç Güvenlik Bakanlığı genel olarak terörle mücadelenin etkinliğine bir katkıda bulunabildi mi? Bence bu hala cevabı bulunamamış bir soru. Çünkü İç Güvenlik Bakanlığı konusundaki soruya hala yanıt bulunamıyor. İç Güvenlik Bakanlığı şu anda zaten olan kurumları bir araya getirmeyi hedefliyor. Mesela sınır kontrolü gibi, gümrük kontrolü gibi Hazine Bakanlığı altında bir takım işlevleri var. Tabii gizli servisler bunun altında değiller. FBI aslında çok uzun bir tarihe sahip ama İç Güvenlik Bakanlığı'nın altında değiller. Hala Adalet Bakanlığı'nın altında işlevlerini yürütüyorlar. Dolayısıyla çok dev bir bürokrasiden bahsediyoruz burada. Aslında bunun ne kadar etkili olduğunu gerçekten sorgulamak lazım. Yani burada bir kişi var. Bütün içeriden gelen istihbaratları bir araya getirmeye çalışıyor ve bir şekilde FBI'den gelen bilgiler onlara gidiyor. Ancak tabii bu bir başka şey daha yaratıyor. Masada bir sorun daha yaratıyor. Çok da iyi çalıştığını düşünmüyorum o yüzden bu sistemin. How important, daha yakın zamanlara gelecek olursak Bin Laden'in öldürülmesi ne kadar önemliydi? Sen bu istihbarat yetkilileriyle konuştun. Neler düşünüyorlar bu konuda? Hugely important. Çok büyük bir öneme sahipti bu konu. Çünkü nihayetinde bunca yıl sonra Bin Laden'i bulmuş olmaları fikri bile çok önemliydi. Moral oluşmasına yardımcı oldu. Aynı zamanda El-Kaide üzerinde bir tabii etkisi olumsuz, onları yıkıcı bir etkisi oldu. Tabii El-Kaide ve Pakistan'daki El-Kaide düşünüldüğü zaman ne kadar geriye gitmiş oldu bununla bilemiyoruz. Tabii Pakistan'da özellikle insansız uçakla yapılan saldırılar var. Bunlar sürüyor. Şimdi Pakistan'da El-Kaide'nin ikinci ismi Eyman el-Zawahiri'ni unutmamak lazım ama çok ciddi bir şekilde etkilendiler ve bence bu terörle mücadele çalışmalarına ve buradaki istihbarat yetkililerine gerçekten çok büyük bir moral desteği oldu. Aynı zamanda tabii bir sembolik bir şeyin kapanmasını sağladı. Yani bu bir kapanış hissi yarattı kafalarda. 11 Eylül'den sorumlu tutulan kişinin artık gitmiş olması önemli bir noktaydı. Looking ahead, Savunma Bakanlığı'ndan ve istihbarat topluluğundan bahsediyoruz ve yeni bir CIA başkanı var şimdi. Önemli bir isim Orgeneral Petraeus. Acaba Petraeus'tan neler bekleniyor? Bundan sonra ne gibi beklentiler var ve yeni CIA başkanı hakkında neler düşünüyorsun onu merak ediyorum. Bir kere birkaç ilginç şey var. Onlardan birisi de Orgeneral Petraeus'un emekli olmuş bir asker olması. Bu çok yaygın rastlanan bir şey değil CIA'de. Daha önce 7 tane askerlikten gelme CIA başkanı olmuştu. Ancak burada ilginç olan şey Orgeneral Petraeus'un emekli olduktan sonra CIA başkanı olan ikinci isim olması. Çünkü üzerine üniformayı çıkardıktan sonra başkanlığa, CIA başkanlığına başlamış oldu. Daha önceki diğer bahsettiğimiz isimler yine aktif görevlerine devam etmişlerdi. CIA başkanlarının askerlikten gelmesi biraz sıkıntı yaratır. Çünkü genellikle bir istihbarat geçmişleri olmaz. Örneğin Başkan Bush dönemindeki General Mike Hayden'ı hatırlamak gerekirse daha önce bir asker sivil kurumun başında uzunca bir dönem çalışmıştı. Aynı zamanda hava kuvvetlerinde görev yapmış bir isimdi. Biraz geçmişi vardı bu konuda ancak Orgeneral Petraeus'un böyle bir istihbarat geçmişi yok. Dolayısıyla CIA'nin başkanı olması böyle bir sıkıntı yaratmış, endişe yaratmış olabilir. Yani şimdi neler yapacağı, nasıl davranacağı, birlikte çalıştığı insanlarla neler yapacağı konusunda merak söz konusu. Orgeneral Petraeus insanlarla iyi çalıştığı bilinen bir insan, çok iyi bir yönetici. Evet, istihbarat deneyimi yok ancak yine bir ilginç konu daha var. O da CIA'nin askerleştirilmesi. Aslında 11 Eylül'den sonra biraz daha agresif bir işlevsel kurumu haline geldi. Özellikle insansız uçaklarla yapılan saldırılar düşünüldüğü zaman. Final question and this might not be a fair question but you spoke to these intelligence. Bir son sorum da şu olacak. İstihbarat yetkilileriyle konuştun. 10. yılı yaklaşıyor 11 Eylül saldırılarının. Neler söylediler seni? En çok etkileyen söyledikleri şeyler neler oldu acaba? I think the idea that they see it as a
Aslında bu hayal gücü eksikliğinden bahsetmiştik. Zannediyorum söyledikleri en etkili şeylerden birisiydi bu. Yani yaptıkları şeyi değerlendirirken, evet bu kadar çok şeyi bir arada gördük ama bu noktaları bir türlü birleştiremedik düşünceleriydi. Yani çok yaratıcı bir şekilde düşünemedik diye düşündüler. Terörle mücadele konusunda yeterince yaratıcı düşünemezseniz o zaman hedefi kaçırırsınız. Sadece dar kutular içerisinde kalır görüş açınız ve daha sonra bu işle birbirleriyle bunları birleştiremezseniz o zaman sıkıntı olur. Tabii biraz daha yaratıcı olmaları gerektiğini anladılar düşünürken. Şimdi istihbarat topluluğu değerlendirildiği zaman çok fazla analist var, çok fazla görevli var, çok büyük bir bürokrasi var ve bürokrasiler doğaları gereği işleri yavaşlatır aslında. Dolayısıyla en büyük sıkıntılardan birisi bu. 11 Eylül bu konuda bir değişikliği gerektirdi. Evet biraz yavaş bir değişim ancak yine de çok önemli bir gelişme kaydettiklerini söyleyebiliriz. Ben bu isimlerle konuşurken şunu fark ettim. Hepsi şunun farkında. Evet hata yaptık. O zaman bunu anlayamamıştık ama şimdi anlıyoruz diyorlar. Dolayısıyla eğer bu mirası ileriye daha sonra çalışacak istihbarat yetkililerine aktarabilirlerse bu çok iyi olacaktır. Çok ilginç bir söyleşi oldu. Geri tanısı çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim.